Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjørn Jagland, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile birlikte Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyelilerin kaldığı Boynuyon Çadır Kenti ziyaret etti. Keyfe Han. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemi altında Boynuyon'a gelen heyet burada basına kapalı olarak bilgi aldı. Suriyeli çocukların eğitim gördüğü sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet edip çeşitli hediyeler veren Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjørn Jagland daha sonra basının karşısına geçti. Suriye'deki çatışmaların en kısa zamanda sonlanmasını beklediklerini kaydeden Jagland, Türkiye'ye gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkür ederken buradaki durumdan çok etkilendim. Bir yandan insanların ne kadar zor koşullar altında yaşadığını, bir yandan da Türkiye'nin ciddi bir felakette nasıl bir destek verdiğini görüyoruz dedi. Europe and the whole world community should do as much as possible to help these people. Bu anlamda Türkiye'nin yaptığı yardımlar gibi uluslararası arenada da Suriye'ye ve Suriye'nin içerisine yardımların yapılması gerçekten çok önemli olacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjørn Jagland'ın Suriyelilerin yaşadığı dramı görmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Bakan Ergin, Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesi var. O platformu temsilen bugün Hatay'da kamplarda yaşanan dramı yerinde görmeye geldi. Genel Sekreterin Avrupa'nın vicdanını uyandıracak bu adımları konsey merkezinde 47 ülkeye anlatacağına inanıyorum diye konuştu. Avrupa Konseyi'nin 47 üye ülkesi var ve o platformu temsilen bugün Hatay'da bu kamplarda yaşanan dramı yerinde görmeye geldi. Türkiye'de kalan Suriyelilerin asgari insani şartlarının karşılandığını da aktaran Adalet Bakanı Sadullah Ergin, hem Avrupa'nın hem de dünyanın bu duruma sessiz kalmaması gerektiğinin de altını çizerken, bu dramın durmasını, insanlığa karşı işlenen cinayetlerin bitmesini istediklerini de sözlerine ekledi. Kendi köylerine dönmek istiyorlar. Kendi bahçelerinde çocuklarıyla huzur içerisinde, barış içerisinde yaşamak istiyorlar. Heyet gazetecilere yaptıkları basın açıklamasının ardından Çadırkent'ten ayrıldı.